Meme başının hemen altındaki süt kanallarında yerleşen tek papillomlar en sık rastlanan lezyonlardır. Soliter meme papillomu daha çok 35-55 yaş arasındaki kadınlarda görülür, nadiren ele gelir. Sıklıkla kanlı veya berrak su şeklinde meme başı akıntısı ile ortaya çıkar. Bu lezyonların içinde yer aldıkları kanal ile birlikte ameliyatla çıkarılması tedavi açısından yeterlidir. Eğer birden fazla papillon varsa buna çoklu meme papillomu veya papillomatozis denir. Papillomatozis de memenin diğer bölgelerinde gelişen papillomlar sayıca birden fazladır. Mamografi ile saptanabilirler. Meme başı akıntısına neden olmazlar. Bu lezyonlarda cerrahi olarak çıkartılmaları sonrası nüks oranı %30 civarındadır. Bir de juvenil papillomatozis diye bir kavramımız var. Juvenil papillomatozis 20-30 yaşlarında ortaya çıkan meme dokusundaki epitel hücre büyümesidir. Gerçek papiller lezyonlar değildirler. Genellikle ailesinde meme kanseri olan genç kadınlarda görülür ve meme kanseri gelişme riski yüksektir. Peki meme papillomlarının kansere dönüşme riski nedir? Tekli yani soliter meme papillomlarının kansere dönüşme olasılığı %0 ile 15 arasındadır. Ancak çoklu yani papillomatozis olan meme papillomlarında ve juvenil papillomatozislerde bu oran %30'lara kadar çıkar.